Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı edebiyat provamıza başlıyoruz. Sizlerle mükemmel bir yazılı provası geçireceğiz arkadaşlar. Öncelikle konuları güzel bir şekilde sizlere göstereceğiz. Masaldan, fabıldan her birinden güzel güzel konu anlatımlarımız var. Zaten biliyorsunuz ki yazılı notlarında da benzer konu anlatımlarını anlatıyoruz. Buradan da altını çizerek ilerleyebilirsiniz. Böylece konulara harika bir şekilde hazır olmuş olursunuz. Sonrasında mükemmel sorularımız gelecek. Bu sorular gerçekten seçici sorular. Bu soruları çözerken direkt %100 kesin çıkar diyebileceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar Milletin Bakanlığı zaten ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını bizlerle paylaştı. Burada hangi konudan kaç soru gelir? Hangi konudan nasıl soru gelir? Bizlere bunları tek tek gösterdi. Bizler de zaten bunlara uygun bir şekilde hem yazılı notlarımızda hem de yazılı denemelerimize sizlere süper provalar hazırladık. Mutlaka yazılı denemelerimizden de soruları çözün. Çözerken takılabilirsiniz. Mesela bu soruyu gördünüz takıldınız. Hiç endişelenmeyin. Kare kodu okutarak soruların çözümünü görebiliyorsunuz ve buraya tekrar yazabiliyorsunuz. Böylece hem bu yazılı yazılı provası hem yazılı notlar hem de yazılı denemeleriyle inşallah bu edebiyat yazılısından çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde edebiyat yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk konumuz masal. Zaten Milliyetin Bakanlığı'nın soru dağılım tablosunda da demiş ki Türk halk edebiyattan bir masal örneği incelenir, çatışmaları belirler, metni yorumlar, metnin üslup, özelliklerini belirler gibi şeyler söylemiş. İşte mantıkut ı Tayr e ait ya da Batı Edebiyatı'ndan bir fabul örneği, Divan Edebiyatı'ndan bir fabul özelliği demiş. Zaten bizler hem Türk Edebiyatı'ndan fabul örnekleri vereceğiz, masal örnekleri vereceğiz. Hem de bunları üslup özellikleri bakımından inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Bu metnin özelliklerini tek tek sizlere göstereceğiz. Sorularda ve konu anlatımında. Böylece sınavda gelecek olan soruya siz süper bir şekilde hazır olmuş olacaksınız. Yani sınavda mesela bakın örnek sorularda şöyle göstereyim. Bakın şurada. Demiş ki mesela yukarıdaki metinde nokta nokta yönden inceleyiniz demiş. Anlatıcıyı beraber bulacağız. Bakış açısını beraber bulacağız. Anlatım biçimlerini beraber bulacağız ve şak diye sorumuz cevabını söyleyeceğiz. Veya başka bir soruya bakalım mesela. Yine aynı şekilde şuradan göstermek istiyorum. Burada demiş ki bu parçanın hangi metin türünü örneklediğini gerekçesiyle yazınız demiş. Şimdi belli bu. Bir varmış, bir yokmuş diye başlıyor bu masal. Ama bunun neden masal olduğunu gerekçesiyle yazacağız. Çünkü örnek sorularda bunu bize net bir şekilde söylemiş. İşte eğiticilik niteliği vardır diyeceğiz. Evrensel konular diyeceğiz. Bunların her birini yazarak konularımızı öğreneceğiz. Sizler de benimle beraber eğer konuya çalıştıysanız mutlaka soruları cevaplamaya çalışın. Eğer çalışmazsanız yazı notlarınızdan da altını çizerek ilerleyin ki süper bir şekilde konular aklınıza kalsın. Şimdi arkadaşlar, masalla alakalı öncelikle şunu söylememiz lazım ki masallar bütünüyle hayal ürünü, yer ve zaman unsurları belirsiz, genellikle bir tekerlemeyle ile başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde diye başlıyor. Biz buna masalın döşeme bölümü diyoruz. Bakın şurası arkadaşlar. Döşeme. Yani bir şeyleri böyle sanki hani odayı, yatağı döşeriz ya onun gibi masalı önce bir döşüyor. Sonrasında Başında, ortası ve sonunda kalıplaşmış sözlere yer veriliyor. Anlatımında genellikle duyulan geçmiş zaman, yani böyle mışmış, severmiş, görsün, yapıyormuş, sarkıtmışlar gibi duyulan geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılıyor. Kahramanlar genellikle devler, periler, cinler, padişahlar, prensler gibi böyle olağanüstü kişiler ve iyi kötü çalışması var. Masallarda hep iyiler kazanıyor götüler kaybediyor. Bakın. Hikaye ve romanda bu yok. Hikaye ve romanda mesela şöyle düşünün. Aşk-ı Memnu romanını hatırlayın. Ne oluyor orada? Bihter kaybediyor. Behlül iyi miydi? kazanıyor. Adnan Bey kaybediyor. Yani böyle bir garip iyiler kazanıp kötüler kaybeder diye bir şey yok. O gerçekçi. O masallarda mutlaka iyiler kazanacak. Kötüler kaybedecek. Sonra da iyiler ödüllendirilecek. Kötüler cezalandırılacak. Dolayısıyla eğiticilik niteliği var. İyilik, güzellik, doğruluk gibi evrensel yani tüm insanla ilgilendiren değerler işleniyor. Dini ve milli ögelere yer verilmez. Yani mesela Keloğlan nereli? Bizim. Ama hani bilmiyoruz tam Türk mü değil mi? Başka ülkelerde de Keloğlan'a benzer kahramanlar var. Ya da Kırmızı başlıklı Kız nereli? İskandinavya. Bilmiyoruz ki tam nereli bilinmiyor. Yani kelo olanlar, kırmızı başlıklı kızlar, işte Ali Baba ve Kır Karamiler. Bu masallardaki kahramanların hangi ülkeye ait olduğu bilinmez. Ama Ergenekon destanı, Bozkurt destanı, Türeyş destanı bunların kime ait olduğu belli. İşte Uygur Türklerine ait, işte Hun Türklerine ait, Gök ait diyebiliyoruz. Dolayısıyla e, masallar evrensel oluyor arkadaşlar. Dini ve milli ögelere yer verilmiyor. Anonim masalların belli bir yazarı yok. Yani anonim ne demek? Zaten yazarı belli olmayan demek. Ve anonim halk masallarının yanında yapma masallar da var. Şimdi masallarda kişi olay yer zaman gibi çatışma unsurları gibi yapı unsurları var. Diyaloglar olabiliyor. Kişiler tanıtabiliyor. Olay anlatılabiliyor. Geriye dönüşler yaşanabiliyor masalda. Çocukluğuna döndü Keloğlan diyebiliyor mesela. Özetleme ya da iç konuşma olabiliyor. Keloğlan acaba böyle olabilir mi diye düşündü diyor. Şimdi olağanüstü kişiler ve olaylar olduğunu söylemiştik. Evrensel temalar ve değerler olduğunu söylemiştik. Birinci kişi neydi? Geldim yaptım diyorsa birinci kişiydi. ...geldi, yaptı diyorsak üçüncü kişi oluyordu... ...anlatıcı bakış açılarına baktığımızda... ...ilahi kahraman ve gözlemci bakış açısı... ...kullanılabilir, İlahi bakış açısı... ...yani diğer adıyla tanrısal bakış açısı şu... ...mesela hatta önce kahraman ve gözlemci göstereyim ki... ...sonra diğerini daha rahat anlayın... ...işte e, stüdyoya geldi... ...kalemlerini bıraktı... ...ve ders anlatmaya başladı... ...anlatmadan önce işte yazılı denemelerini ve yazılı notlarını... E, ...rahlinin üzerine koydu... ...işte masanın üzerine koydu... ...şimdi bu gözlemci bakış açısı... ...biri beni gözlemliyor ve yaptıklarımı anlatıyor... Stüdyoya geldim, kalemlerimi bıraktım masanın üzerine işte yazılı denemelerimi, ve yazılı notlarını koydum ve videoyu anlatmaya başladım. Bak başladım diyor bu kahraman bakış açısı. Şimdi göz, e, ilahi ise şöyle oluyor. Stüdyoya geldi, kalemlerini koydu, dersi anlatmadan önce acaba öğrencilere yazılı notlarını ve yazılı denemelerini göstersem mi diye düşündü. Onlara faydalı olacağını düşünerek. Onları da masanın üzerine koydu. Bak bu sefer benim zihninden geçenleri de söylüyor diye düşündüğü ifadesini görürseniz ilahi bakış açısı oluyor arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Öyküleme zaten masal, hikaye romanlarda zaten var. Betimleme ise varlıkların e, özelliklerinin dile getirilmesi. Şimdi fabula baktığımızda ise arkadaşlar şunu bilmemiz lazım ki fabullardan masalların farkı var. Masallar genellikle mutlu sonla bitiyor. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyor. Ama fabullarda böyle ibret verici bir son var. Sonunda eşek ya da tilk ya da karga patlıyor yani. Ve diyoruz ki ya öyle olursa böyle olur diyoruz. Yani masallar mutlu sonla biterken Fabıllar maalesef ibret verici bir sonla bitiyor. O yüzden ben fabılları çok böyle mintoş bir üzüntü şartı çiziyorum. Masalların yanında da böyle gülümseyen bir şartı çiziyorum. Niye? Çünkü masallar hep mutlu sonla bitiyor. Şimdi hani masallardaki gibi derler hani fabıllardaki gibi denmez. Niye? Masallar hep mutlu sonla bitiyor. Şimdi ee, fabıllarda arkadaşlar genellikle hayvanlar kahraman oluyor. Mesela bak kocamış aslan demiş burada bir aslan kahraman olmuş. Şu çok önemli masallarda döşeme bölüm var ama fabıllarda yok yani fabullar şöyle bir şeyle başlamıyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde tıngır mıngır falan öyle bir şeyler yok. Direkt serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuçla başlıyor. En sonunda öğüt veriyor. Masallarda ise bir döşeme bölüm var. Sonra giriş gelişme sonuç var. En sonunda da dilek bölüm var. Yani diyor ki onlar ermiş muradına inşallah Allah izin verirse biz de çıkalım kerevetine diye. En son bir dilek var. Burada ise öğüt var arkadaşlar. Dolayısıyla masaldaki döşeme planı ve dilek planı. Fabulda yok. Fable'daki öğüt kısmı da e, masalda yok. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi devam ediyorum. E, Fabullarda diyaloglar var. Kişi tanıtımları, olay tanıtımları, geriye dönüşler, özetlemeler, iç konuşmalar var. Ve en önemlisi kişileştirme sanatı çok sık kullanılıyor. Yani hayvanlar konuşturulacak, kişileştirilecek ki olaylar anlatılsın hayvanlar üzerinden. Burada şunu bilmemiz lazım. Fabullarda arkadaşlar işte La Fontaine ya da Ezop, çok güzel fabul örnekleri verecek. Orhan Veli Kanık da bunları değiştirerek edebiyatımıza kazandıracak. Bakın şimdi. Türk ve Dünya Edebiyatı'nda masal örneklerine baktığımızda Ezop. Hint Edebiyatı'nda pança Tantra. Beydeban'ın Kelle ve Dimnesi Hint Edebiyatı'nda yine. Arap ve İran kaynaklı Binbir Gece Masalları. Grimm Kardeşler'in Çocuk ve Yuva Masalları. Andersen'in Çocuk Masalları. Bizim Türklere ait Uygur Edebiyatı'nda Kalyanam Kara ve Papam Kara. Ve aynı zamanda Osmanlı'da Bilur Köşk önemli masal örnekleri. Fabullara baktığımızda Ezop masalları, bunlar aynı zamanda fabul örneği. Sadi'nin Gülistan'ı, La Fontaine'in La Fontaine masalları e, bunlar önemli e, fabul örnekleri arkadaşlar. Ve aynı zamanda mesela şunu da söyleyelim. E, Harname diye şeyhinin bir mesnevisi var. Şöyle yazayım ben buraya. Harname mesnevinin ismi. Şeyhi de bunun yazarı. Burada da yine şeyhi e, öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesini anlatıyor. Yani keşke ben de öküz olsam diyor bir eşek ama sonrasında başına gelmeyen kalmıyor ki keşke eşek olarak kalsaydım daha iyi diyor. Yani çok fazla hırs gösteren insanların başına gelenleri anlatıyor esasında. Burada da bize bir öğüt veriyor. Yine aynı şekilde fabul türünden etkilenen kimi eserler de var. Mesela Richard Bach'ın yazdığı Martı'da fabul türünden etkilenilmiş. Yani aynı şekilde hayvan çiftliğinde George Orwell'in yine burada böyle hayvanlar konuşturuluyor ve bunun üzerinden insanlara bazı konular anlatılıyor. Ve yine aynı şekilde Küçük Prens adlı eserde de fabul türünden etkilenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bizim edebiyatımız arkadaşlar şunu da söyleyelim ki Mevlana'nın mesnevisinde de yine fabula ait özellikler var. Aynı şekilde Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı'nda e, ve aynı zamanda Şinasi'nin La Fontaine fabullarını çevirerek tercümeyi manzumede yayınladığını da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim romana. Romanla alakalı şunu da söyleyelim. İlk başta sözlü dönemde destanlar var. Sonrasında destandan halk hikayesine geçerken arada bir de de korkut hikayelerimiz var. Sonrasında halk hikayelerimiz var. İşte Kerem ve Aslı, Ferhat ve Şirin gibi saz eşliğinde ozanlarımız söylüyor. Bir de divan edebiyatında mesneviler var. Aruz ölçüsüyle beyitlerle yazılan mesneviler. Ardından Tanzimat döneminde roman edebiyatımıza girecek. Roman ilk başta bize çeviri yoluyla giriyor. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'un Telemak adlı eserini çeviriyor. Fransızdan edebiyatımıza kazandırıyor. Sonrasında Şemsettin Sami Taşuk-ı Talat ve Fitnes adlı bir yerli roman yazacak. Talat'la Fitnet'in aşkı. Sonrasında Namık Kemal ilk edebi roman intibahı yazacak uyanış. Ali Bey diye bir adam uyanacak. Aa diyecek Mahpeyker beni kandırıyor. Ben yanlış batılaşıyorum diyecek. Sonrasında ilk tarihi roman Cezmi var. Üçüncü Selim döneminde anlatan. Yine ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nda yine Tanzimat döneminde yazılıyor. Araba Sevdası'nda Babasından kalan mirası iyi batırıp bitiren Bihruz Bey diye bir adam var. Periveş diye bir kadına kapılıyor ve tüm her şey bitiyor gidiyor. Ee, i̇lk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri. Burada da Antalya'nın Kaş ilçesinde burada geçen bir köyde yaşanan olaylar anlatılıyor. Yosturoğlu üzerinden ve ilk naturalist romanda Nabizade Nazım'ın Zehra'sı. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül'ünde de bu Serhat Fünun zamanında yazılacak. Burada da Suat Hanım ve Necip Bey, Süreyya Bey arasındaki yasak gizli aşk konusu işlenecek arkadaşlar. Şimdi roman türlerine baktığımızda macera romanları var sosyal romanlar var. Bilim kurgu romanları, tarihi romanlar, fantastik romanlar, psikolojik, polisiye, tezli, egzotik. Farklı farklı roman türlerini görüyoruz. Sizin bilmeniz gereken şey burada mesela diyelim ki Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanında Ali Rıza Bey üzerinden sosyal bir tez işleniyor. Yani Ali Rıza Bey'in kızları işte Ferhunda yüzünden kötü yola düşecekler, kötü şeyler yaşayacaklar. Sosyal bir konu işleniyor. Ya da Tarık Buğra Küçük Ağa'da Kurtuluş Savaşı konusunu işleyecek. Bunu bilmemiz lazım. Ya da Yüzüklerin Efendisi Tolkien Fantastik ...klasik bir şey anlatmış. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Akımlarına göre romanlara baktığımızda ise klasik roman, romantik, realist, naturalist, egzistansiyalist, modern ve postmodern roman var. Burada akımları şöyle size birazcık bahsedeyim isterseniz. Şimdi dünya edebiyatına ilk başta Yunanlar var arkadaşlar. Yunanlar dünya edebiyatının temelini oluşturuyorlar. Yani ilk defa pastoral şiirler, ilk defa işte trajediler, dramlar hep daha doğrusu dram değil de komedyalar hep burada. Sonra Yunanlardan sonra bir Latin edebiyatı dönemi var. Bu da Roma İmparatorluğu dönemi. Ardından bir karanlık çağ yaşıyorlar burada. Kilisenin etkisi altında karanlık çağ yaşayacaklar. Sonrasında reformla aydınlanma ile birlikte ilk defa klasisizm diye bir akım doğacak. Klasisizm akımı. Ardından klasisizm akımına tepki olarak romantizm akımı gelecek. Sonrasında romantizm akımına tepki olarak Romanda realizm akımı gelecek. Yine realizm akımının biraz daha sert hali olan naturalizm akımını göreceğiz. Ve ardından işte naturalizmden sonra egzistansiyalizm postmodern akımlar göreceğiz. Peki nedir hocam bunlar? Ne anlatıyorsunuz bize? Haç işareti falan çizdiniz. Delirdiniz mi diyebilirsiniz. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Bunu hemen anlatayım size. Klasisizm mutlak krallıklar döneminde ortaya çıkan akıl ve sağduyunun ön planda olduğu bir akım. Yani diyelim ki ben klasik bir romancıysam olması gereken karakterler anlatıyorum romanımda. Kusursuz, soylu, evrensel olması gereken tipler. Eğer bir romantik romancıysam esere duygularımı katıp okuyucuyu yönlendirip olmasını istediğim karakterler anlatıyorum. Mesela diyelim ki ben bir insanın vatansever, milliyetçi olmasını isterim. O zaman romanımda da hep böyle vatansever, milliyetçi karakterler seviyorum. Realist bir roman yazdıysam olanı olduğu gibi real yani real yani gerçekçi bir şekilde aktarıyorum. Mesela Halil Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu romanı defalarca televizyonda izlediğiniz için bundan örnek veriyorum. Realist bir romandır. Gerçekçi yani. İyiler kazanıp kötüler kaybeder diye bir şey yok. Hayatın gerçekleri aynen aktarılıyor. Hatta naturalist ögeler de içeriyor. Niye? Çünkü naturalist romanda şöyle bir anlam vardır. Nasıl bilim insanları yaptığı deneylerle bir ee, sonuca ulaşıyorsa... E, ...edebiyatçılar da derler ki... ...böyle bir ortamda böyle bir insan doğar. Yani... Bihter aynı annesi Firdevs Hanım'la benzer bir ortamda olduğu için benzer hatayı yapmıştır şeklinde olayı çok soya çekime bağlar. Bu da deneysel bir tarzdır. Bu naturalizmin özelliğidir. Yani realizm gerçekçi olması, naturalizm ise olayın daha böyle e, deney bilim ortamında sanki açıklanıyor gibi olmasıdır. Naturali daha gerçekçi olduğunu, gerçeğin biraz daha sert hali olduğunu düşünebilirsiniz. İşte mesela Fenelon'un Telemak adlı eseri klasik roman. Victor Hugo'nun Sefiller'i romantik bir roman. Victor Hugo romana duygusunu katmış ve okuyucuyu yönlendiriyor yani. Yine realist romanda Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı, naturalist romanda Emil Zola'nın Germinali, existansiyeliz yani varoluşu romanda Sartre'nin Bulantısı, modern romanda James Joyce'un Ulyesi ve postmodern romanda da Umberto Eco'nun Gülün adlı eserleri önemli. Şimdi romanın bölümlerine baktığımızda serim düğüm çözüm gibi bölümler var. Giriş gelişme sonuç esasında bu aynı masaldaki hikayedeki gibi benzer bir şekilde fabuldaki gibi olay önce bir tanıtılacak yer zaman verilecek sonra düğümlenecek çatışacak en sonunda da çözümlenecek. Romanda kişiler konu olay çatışma mekan anlatıcı zaman gibi yapı unsurları da var. Şimdi romanda tipler var bir de karakterler var tip bir özelliği öne çıkarılarak abartılan belli bir toplumsal davranışın veya fikrin temsilcisi olan bir devrin veya grubun ortak özelliklerini kendine toplayan kişiler. Mesela Felatun Bey, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı yanlış batılaşmış dangoz tiptir yani yanlış batılaşmış parayı kaptırıyor, ailesinden kalan serveti bitiriyor, yanlış batılaşıyor. Günümüzde de vardır böyle tipler. Batılaşmayı araba sevdasıyla özdeşleştirirler. Araba sevdası esasında e geçmişte yazılmış ama günümüzde de doğru. Adam okuyup batının ilim ve fenniyle kendini geliştirmek yerine batının sadece arabasına sevda duyuyor yani. Aa, arabaları çok güzel batının, aşağı, batının zevkli, eğlence, buna benzer... E geçici şeylerine ilgi duyuyor. Batılı olmak odur diyor. Ben iyi giyiniyorum, iyi bir arabam var, iyi eğleniyorum, iyi şey yapıyorum. O zaman ben batılıyım diyor. Hayır o batı değil. Batı'nın ilim ve fennini yakalayabilmek esasla batılı olmak. Dolayısıyla Felatun Bey yanlış batılılaşan kim. Buna benzer tipleri çok göreceğiz. Karakter ise toplum içinde olmakla birlikte kendi kişiliğini temsil eden, genelin gerçekleştirdiği davranışlar yerine özgün, farklı iş dünyasıyla ve tepkileriyle beliren kişiler. Mesela Bihter farklı bir kişiydi o. Bihter yasak bir aşk yaşadı. Sonrasında intihar etti. Tamamen orijinal bir tip yani. Tip bile değil yani karakter esasında. Ama mesela Beşir bir tiptir. Oradaki işte aşık tip. Ya da Behlül bir tiptir mesela. Niye? Behlül kararsız, saçma sapan boş adam. Yani öyle yapıyor, böyle yapıyor, karar veremiyor, her şeyde batırıyor. Ama Bihter gerçekten bir karakterdir arkadaşlar. Anlatıcıya baktığımızda birinci kişi ağzından anlatım. Ben, biz özneleri kullanıyor. Bunu söylemişler. Okula gittim dediğimizde birinci kişi. Okula gitti ya da onlar gittiler dersek de üçüncü kişi oluyor anlatıcı bakış açılarını zaten göstermiştim. Roman anlatımında öyküleme ve betimlemeler var. Bir de romanda kullanılan anlatım teknikleri var. Burası önemli. Bunlarla alakalı da birazdan sorular çözeceğiz, bunları göstereceğim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şöyle bir roman çizeyim ben buraya. Yani roman çizeyim derken roman kapağını çizeyim. Bu romanın adı mesela diyelim ki Aşkı Memnu olsun. Hepinizin bildiği roman üzerinden gidiyorum. Şimdi bu romanın yazarı kim? Halit Ziya Uşaklıgil. H U yazdı. Tamam. Şimdi Halil Ziya burada. Öldü gitti adam. Öldü bitti gitti orada yaşıyor. Tamam mezarında. Peki Bakırköy'de bu arada mezarı. Şimdi bu adam burada tamam güzel. Aşkı Memnu romanı yazdı. Bu romanda karakterler var. Bihter var. Behlül var. Adnan Bey var. Firdevs var. Nihal var. Bir sürü bir insan var. Tamam. Bunlar da karakterler. Bir de bize bunları anlatan bir anlatıcı var. Anlatıcı. Anlatıcı Halil Ziya değil. Anlatıcı roman anlatan kişi. İşte bu Adnan böyle yaptı, Bihter böyle yaptı, Firdevs şöyle yaptı, böyle yaptı diye anlatan kişi. Bazen de karakterler kendi içlerinden konuşacaklar. Mesela diye düşündü diyecek, diye düşündü diyen kişi bu anlatıcı. Bazen de konuşacak. Bihter Firdevs'e bir şey söyleyecek, Firdevs Bihter'e bir şey diyecek. Bu da diyalog olacak. Şimdi dolayısıyla eğer Aşkı Memnu romanında diyaloglar varsa direkt Bihter'in, Firdevs'in ağzından diyaloglar varsa ya da Bihter'in iç konuşması varsa ya da Bihter'in mantıksız bir şekilde zihninden geçenleri ki bunlar da yok e, ta, Servet Servet'in romanı yok bu günümüzdeki modern romanlarda var. Bilinç akışı varsa bu gösterme oluyor. Direkt aynen gö gösteriyor. Ama anlatma tekniğinde anlatıcı yani şu mor adam kişileri tanıtıyor. Mesela Bihter'i tanıtıyor bize. Olayları anlatıyor. Geriye dönüşte diyor ki Bihter çocukluğuna gitti diyor. Annesi onu küçükken döver diyor mesela sallıyorum. İç çözümleme yapıyor. Bihter'in içinde geçen düşünceleri çözümlüyor. Veya özetleyebiliyor. Bunu yapan kişi şu anlatıcı bak. Anlatıcıda bir anlatan kişi var. göstermediyse aynen insanlar direkt konuyor. Pastiş arkadaşlar eski ünlü bir eserden belli bir anlatım üslubu aktarmak demek. Parodi bunun komikliğini yapmak demek. İroni de alay alma anlamına geliyor. Şimdi bunları biraz gösterelim isterseniz. Okur ile eser arasına anlatıcı girer. Bak şimdi. Ha bir de biz biz neredeyiz hocam? Biz de buradayız. Şimdi bunlar kahramanlar diye. Bizler de kırmızılarda şöyle kafalarımızı sürüyorum. Bizler de buyuz. Biz bakıyoruz bunu kim yazdığınca Halil Ziya'yı görüyoruz. Kahramanlar bunları görüyoruz. Anlatıcıyı göremiyoruz. Anlatıcı bize anlatıyor. Bazen anlatıcı aradan çıkıyor. Direkt Bihter'in düşüncelerine ulaşıyoruz. Bihter'in iç konuşmasını ya da di, e, Firdevs olan diyaloğunu görüyoruz. Bazen de araya anlatıcı giriyor. İşte anlatıcı anlatma tekniğinde okur ile eser arasına anlatıcı giriyor. Anlatıcı bu mor arkadaşlar. Okur hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Hakim anlatıcı bakış açısıyla oluşturur. Yani anlatıcı diye düşündüğü şöyle oldu böyle oldu her şeyi bilir. Göstermede ise olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunuluyor. Yani bizim aramıza şu mor girmiyor. Direkt biz Bihter'in konuşmasını görüyoruz. Diyaloğunu görüyoruz Firdevs'le mesela. Direkt görüyoruz. Anlaştık mı? Ee, burada iç konuşma kişi kendi kendine konuşacak. Bilinç akışında kişilerin zihinleri yansılacak. Mantık ilişkisi zayıftır. Yani mantıksız bir şekilde ilerliyor konuşmalar. Anlaştık mı? Burası önemli. Yani mesela şu iç konuşma. Acaba bu videodan sonra öğrencilere neler verebilirim? Yazılı notlarından mutlaka çalışacak zaten çocuklar. Neyse videoya başlayayım. Bak şu an ben içimden konuştuklarımı size duyuyorsunuz siz. Bunu yazıya dökersek bu iç konuşma oluyor. Ama bilinç akışı olsaydı mantıksız oluyor mesela. Acaba yazıldan sonra ne yapayım? Akşamlar teyzem nerede gelecekti? Neyse uçak biletini unutmamalıyım. Ya bu dünkü reçel ne güzeldi bak. Ne alakası? Bir reçele geçiyor, bir uçak biletine geçiyor, bir teyzesine geçiyor, bir yazı notlarına geçiyor. Tam bir tımarhane. Yani bilinç akışı Mantık ilişkisi zayıf. Ama gerçek hayatta da bizim bilinç, bilincimiz böyle işler yani. Bilincimiz böyle her şey düzenli gitmez. Böyle değişiklikler vardır. Bilinç akışı tekniği o yüzden günümüzde modern romanlarda çok sık kullanılır. Diyalog ise kişilerin karşılıklı konuşmaları. Hikaye ve roman karşılaştırması yaptığımızda hikaye mintoş yani kısa. Roman uzun bir tür. Hikaye tek olay üzerine kurulu romanda olaylar zinciri var. Hikayede kişi kadrosu sınırlı romanda geniş. Hikayede zaman dar romanda geniş. Hikayede mekan az. Romanda çok ve çeşitli. Hikayedeki kişi ve betimlemeler ayrıntılı değil. Mintoş yani. Roman ise uzun, ayrıntılı. Hatta üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmış. Bunu önceki videolarımıza izlediyseniz bilirsiniz. Demiş ki... Hikaye bir C vitamini hapıysa... Roman ona eş değer bir kilo limondur demiş yani. Roman bir kilo limon. Hikayesi... Böyle mintoş bir C vitamini yapı. Şimdi edatlar, bağlaçlar ve de bakalım. Sonra da hemen yazılı programımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum siz mutlaka yazılı notlarından bunları çizerek ilerleyin. Ve birazdan da yazılı denemelerinden ödevler vereceğim size. Şimdi edatlar yani ilgeçler anlam ilgisi kuruyor. Bunlar bildiğiniz böcek yani. Mesela güzel kelimesi arkadaşlar bir kelime. Bu bir sözcük gerçekten. Güzel ev derseniz bir sıfat oluyor güzel kelime. Ama güzel konuşuyor derseniz bir zarf oluyor. Güzel ev sıfat. Güzel konuşuyor zarf. Güzeller geldi diyorsun mesela o zaman isim oluyor. Ama Allah'ınızı severseniz arkadaşlar size soruyorum sevgili dostlar. Gibi ne demek? Gibinin hiçbir anlamı yok tek başına. İçin, e göre, e kadar, üzere, e doğru, e karşı, e değil. Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? İşte bunlar tek başına anlamı olmayan anlam ilgisi kuran böyle böcek gibi sözcükler. Veyahut da bağlaçlara bakın. Sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri bağlıyor ama... Tek başına anlamı yok. De, ve, veya, ya da, kimi, ama. Ne diyorsun? Ama. Ne diyorsun oğlum? Ama. Ne diyorsun? Cümle kur yani. Fakat, hatta çünkü bunlar hiçbir tek başına anlamı yok. Ama güzel dediğimizde bir anlamı var kelimenin. İşte bunlar bağlaç, bağlıyor. Bunlar da anlam ilgisi kuruyor. Burada şu çok önemli. Mesela Ali ile Ahmet geldi dediğinde bu bağlaç oluyor. Niye? Ali ve Ahmet geldi diyebiliyorsun. İlenin olduğu yere ve koyabiliyorsan bağlaç oluyor. Ali araba ile geldi dersen, Ali ne ile geldi anlamı kattığı için burada da edat oluyor arkadaşlar. Ünlemleri zaten biliyorsunuz bir seslenme ünlemleri var bir de duygu ünlemleri var. Zamirlere baktığımızda ise zamirler lafı uzatmamak için veya gizlilik için kullandığımız sözcükler isimlerin yerine geçiyor. Yani bunu önceden de hatırlarsınız mesela diyelim ki işte e, Tonguç diyelim virgül kalemi masaya bıraktı dediğimizde bu cümledeki isimler nelerdir? Tonguç bir özel isimdir. Bak bu bir isim. Kalem bir cins isimdir. Bu bir isim. Masa bir isimdir. Öyle mi? Cinsim. Ama bıraktı sözcüğü fiildir. İşte zamirler isimlerin yerine geçiyor. Mesela diyorsun ki o yani tongucun yerine geçti. Bunu bak kalemin yerine geçti. Şuraya masanın yerine geçti. Bıraktı diyorsun ama bak fiilin yerine geçemiyor. Fiili yine morla yazıyorum. İşte buradaki tongucun yerine geçen o sözcüğü bir kişi zamir oluyor. Kalemin yerine geçen bunu sözcüğü bir işaret zamir oluyor masanın yerine geçen şuraya sözcü bir işaret zamiri oluyor. O bunu şuraya bıraktı. Mesela kim virgül neyi nereye bıraktı? Bak bunlarda soru zamir oluyor mesela. Bu sefer de soru yoluyla geçtiler. Anlaştık mı? Böylece soru zamirlerini anlamış oldunuz. Bak kim Tonguç'un yerine geçmiş. Neyi kalemin yerine geçmiş. Nereye masanın yerine geçmiş diyebiliriz. Şimdi kişi zamirleri arkadaşlar. Ben sen o biz siz onlar. E, bunları biliyoruz zaten. Bir de dönüşülük zamiri var. Kendi sözcü. İşaret zamiri bu şu o öteki diğeri bir iki. Burada şuna dikkat edin. Onu dolaba koydum diyorsan tabii ki bu işaret zamiridir. Ama onu dün kursta konuşma yaparken gördüm diyorsan o kişi zamiridir. Yani o insanın yerine geçerse kişi zamir oluyor. İnsanın yerine geçmezse işaret zamir oluyor. Belgiz zamirler ise belgisiz. Hiçbiri gelmedi. Ha? He? Herkes gelecekmiş. Neyi? Hepsi ne diyorsun Kimse bazısı birçoğu başkası kaçını yapamadım. Ne diyorsun ya? Ya işte bazısı yapamaz. Ne diyorsun ya? Belirsiz yani belgisiz zamir. Herkes çalışıyor. Kim ya? Herkes. Herkes kim? Yani herkes işte. Belirsiz yani. Kimse gelmedi. Ne diyorsun ya? Yani belgisiz. Soru zamiri de isimlerin yerini soru oluyor Az önce göstermiştik zaten. İşte özneyi, nesneyi, yer tanımlayısını bulduran sorular hep e, soru zamiri oluyor. Bir de ilgi zamiri var. Bizim evimiz sizin kinden küçük dediğinde sizin evinizden demek istiyor. Ki burada İsmin yerine geçtiği için ilgi zamiri oluyor. Şimdi arkadaşlar yazılı programımıza başlıyoruz. Bize ortak yazılı konu soru dağılım tablosunda masallarla alakalı neler sorulacağı söylendi. Ee, yazma sorusu gelecek. Yazma sorusuna zaten çalışacaksınız. Bir de dil bilgisi çalışmalarında işte zamirlerden bahsedildi. Zamirlere çalışın denildi. Biz bunların hepsini güzel güzel anlatacağız. Şimdi demiş ki bu parçanın hangi metin türünü örneklediğini gerekçesiyle yazınız demiş. Şimdi... Bunun zaten siz ilk bakışta masal olduğunu görmüşsünüzdür. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini, ne? Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken bir keloğlan varmış diyor. Bak tam bir masal. Bu masalın hatırlarsanız döşeme bölümüydü. Yani bir giriş yaptım. Sonra giriş yapacak işte fakir bir kele olan ihtiyar annesi var diyecek. Sonra olaylar girecek. Sonra en sonunda bitecek. Bu tam anlamıyla bir masal. Bunun masal olduğunu biz nereden biliyoruz? Birincisi bölümlerinden anlıyoruz. İkincisi olağanüstülükler sürükler, üslup her şey var. Peki sınavda ne yapacağız hocam? Bize sınavda bu yüzde yüz sorulacak. Biz bunu nasıl yapacağız diyeceksiniz. Şimdi Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorularda bize bir metin veriliyor. Ve bu metin üzerinden bu şekilde metin gerekçesini yazmamız istiyor. Burada diyeceksiniz ki şimdi... <laughs> bu, bu parçanın hangi metin türünü örneklediğini gereksiz yazın demiş. Bu metin diyeceksiniz tamam mı? Bu metin bir masal örneğidir. Bir kere bunu yazacaksınız. Adam sizin bunu masal olduğunu anladığınızı anlaması lazım. Anlaması lazım. Bunu yazdık bir kere. Bu bir. Ardından da masalın özelliklerini söyleyeceksiniz. Bir. Olağanüstü olağanüstü kahramanlar anlaştık mı? Bak burada ne? Hani, olan kuyu inerken duvarlar yarılmış. Bahçedeki dev diyor. Olağanüstü kahramanlar yer virgül zaman değil mi? Yer zaman belli mi? Nerede? E, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Ne zaman? 1974. Evvel zaman içinde. Belli değil. Yer zaman belirtmeden belirtmeden e, olağanüstü olaylar yaşar. Olağan üstü olaylar yaşar. Ya masalın en büyük güzelliği buydu hatırlarsanız. Eğiticidir masallar. Bak bunu yazmalısınız. Bak sonunda iyiler kazanıyor. Tamam mı? Bu çok önemli. E, eğitici. iyiler kazanır. Kötüler kaybeder ya da cezalandırılır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgi. Aynı zamanda tekerleme ile başlar. Hatırlarsanız masalımızın başında tekerleme vardı. Bir varmış bir yokmuş. Dediğin zaman direkt masal. Tekerleme ile başlar. Ee, aynı zamanda dini ve milli ögelere yer verilir mi sizce arkadaşlar? Tabii ki de yer verilmez. Bak burada İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik hiçbir şey anlatılmıyor. Türklük, Araplık böyle hiçbir şey yok. Hiç milli ögeler yok. Aynı zamanda anonimdir. Yazarı yazmıyor altında. İşte Yakup Kadri Halis, Ziya Uşaklı gibi öyle bir şey yazmıyor. Anonimdir. Yani masalların söyleyeni Belli değildir arkadaşlar. İyi kötü çatışmasına mutlaka yazın. Eğiticidir dedik. Didaktiktir dedik. İler kazanır dedik. İyi kötü çatışmasa diyebilirsiniz. Ee, kalıplaşmış sözler vardır. Bak bunu da yazalım şuraya. şurayı gözüküyor değil mi? Ha. Kalıplaşmış sözler vardır. Yani kalıplaşmış sözler vardır'dan kastımız ne? Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Ya da bir varmış bir yokmuş. Bunlar hep Kalıplaşmış sözlerdir. Bu şekilde söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik diğer kısma. Ee, yukarıdaki masalda yer alan bölümleri gösteriniz. Böyle bir soru da verebilir. Yani masalın ne olduğunu bildiğinizi bilir. Masal olduğunu bildiğinizi bilir. Ama masalı verip bunun bölümlerini yazmanızı ister. Şimdi masalın bölümlerini iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ben kalem değişikliği yapayım. Mor gerçekten birazcık beni bunalttı. Şimdi... Burada ilk başta girdiğimiz bölüme ne diyorduk? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde diye başlayan bölüm arkadaşlar döşeme bölüm. Bak buraya yazıyorum. Döşeme bölümü. Bu bölüm arkadaşlar tekerleme bölümüdür. Buraya yazıyorum. Burada tekerleme vardır. Tekerleme vardır. Ve dikkati anlatıya toplamamacı amacı vardır. Yani merak edersin ne oluyor ya? Pireler berbermiş işte annesinin beşini sallıyormuş. Acaba ne oluyor diye biraz çocukların dikkatini toplar yani. Pireler berber iken, develer tellalken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken deyince çocukların dikkati toplanır. Tekerleme bu. Tamam döşeme bölümü var. Sonrasında arkadaşlar ...serim bölümü geliyor. Hani sofra sereriz ya böyle sofra bezini sereriz. Onun gibi düşünün sermek. Bir kulübede fakir bir olan ile ihtiyar anası yaşarmış. olan çok akıllıymış ama çalışmayı pek sevmezmiş. olan bir gün şehre gitmiş diye devam ediyor. Şimdi burada ...serim bölüm var. Burada arkadaşlar kişiler tanıtılıyor. Ne yaptı? Keloğlan ile ihtiyar annesini tanıttı ve olaya giriş yapıldı. Olaya giriş diyoruz tamam mı? Devam ediyoruz. Keloğlan bir kervanda iş bulmuş. Yolda onu su kuyusuna göndermişler. Keloğlan kuyuya inerken duvarlar yarılmış. Kendini bir bahçede bulmuş. Bahçedeki dev sorularına cevap veremeyenleri esir ediyormuş. Bak şimdi ne oldu? Bir anda Heyecanlanmaya başladık. Bu düğüm bölümü oluyor işte. Artık olaylar düğümlenmeye başladı. Düğüm bölümü. Burada ne oldu? Olaylar gelişti ve çatışma ortaya kondu. Çatışma ortaya konur arkadaşlar. Çatışma var burada. Niye? İşte ne oldu bir anda? Su kuyusuna gittiği sıra duvarlar yarılıp karşısına bir dev çıkıyor yani. Anlaştık mı? Merak var. Merak duygusu yazıyorum buraya. Merak duygusu yoğunluk kazanıyor. Merak duygusu... E, yoğunlaşır diyelim. Yoğunlaşır, yoğunluk kazanır. Ve aynı zamanda iyi ve kötü belirliyor. Ne oldu? Kerala'nın iyi olduğunu belirliyorduk zaten. Şimdi kötü de dev olacak muhtemelen. Tabii ben burada çok kısa bir örnek verdim. Uzun bir örnek versem daha net anlarsınız. Yani işte kralın kızını kaçırırlar falan. Kralın kızını kaçıran adamları yakalamaya çalışır. olan tam onlarla mağarada karşılaşır. O daha belirgin. Burada biz bir anda hemen bir sayfa içerisinde sizlere özetlemeye çalıştık. Devam ediyoruz. Keloğlan devin sorduğu bütün sorulara akıllı cevaplar vermiş. Dev de ona 3 nar vermiş. Meğer narların taneleri çok değerli mücevherlermiş. Ne oldu? Olay çözüldü. Biz devden korkuyorduk Keloğlan'ı yiyecek midesine indirecek diye. Halbuki ne oldu? Çatışma artık çözüldü. Dev bırak Keloğlan'a zarar vermeyi. Üç tane nar verdi ve narlar da meğer elmasmış, mücevhermiş yani. Anlaştık mı? Ve iyiler kazandı. İyiler kazandı. Kötüler kaybetmedi burada ama anlıyoruz ki hani dev geç, geçti gitti. Zaten soruları bildik olan Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Bu da arkadaşlar dilek bölümü. Burada da iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle son buluyor. Yani işte gökten üç elma düşmüş derler yani. İşte biri şuna, biri buna, biri kelle olana, biri kelle olanın sevgilisine, biri de bu masalı dinleyene. Aa hani nerede elma? Yok bu kadar. Hani anlatabildim. Döşeme, serim, düğüm, çözüm direkt bölümünü bulmanızı isteyebilirler arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun. Geldik buraya. Bazen de bize böyle bir metni verip masalı verip yukarıda metinde anlatıcı kim? Bakış açısı ne? Anlatım biçimleri nedir? Söyle eder. Şimdi bir kere anlatıcı bak bir varmış bir yokmuş. Kele olan varmış. Sevmezmiş. Şehre gitmiş. iş bulmuş diyor. Yani o. Bak o. O zaman anlatıcı üçüncü kişi. Anlaştık mı? Üçüncü kişi. O, o yaptı diyoruz. Bakış açısı ise dikkat edelim. Şöyle bir bakalım. Kahraman bakış açısı değil bir kere yaptım ettim demiyor gözlemci ama acaba diye düşündü diyor ona bakalım ee, şöyle kuyu inerken duvarlar yarılmış kendine acı olmuş diye düşündü yok o zaman burada gözlemci bakış açısı diyebiliriz diye düşündü deseydi o zaman ilahi bakış açısı derdik ama diye düşünemediği için e, gözlemci bakış açısı dedik Anlatıp biçimlerine baktığımızda birincisi öyküleme var. Öyle değil mi? Aynı zamanda bize Keloğlan'ın annesini tanıttığı betimleme var diyebiliriz. Bu kadar basit arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Yukarıdaki metnin türü nedir? Bölümleri nelerdir? Bu türe ait dört genel üslubu dört bu tür ait dört genel üslup özelliğini belirtiniz demiş. Şimdi sorarım size sevgili öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bu türün özelliği ne olabilir? Bakın bakalım şöyle. Aslan maslan. E bu fabula hocam bu kadar basit. Şimdi aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesine bir fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün Kıymamış canına bırakmış yere Boşuna gitmemiş bu iyiliği Kimin aklına gelir farenin aslana iyilik edeceği Etmiş işte hem de canını kurtarmış diye başlayan Güzel bir e, fable Şimdi yukarıdaki metnin türü nedir dediğinde Hemen buraya güzel bir şekilde şöyle ben tabi Havalı bir şekilde yazıyorum ama siz normal yazabilirsiniz Fable diyeceğiz bir kere bu bir fable Tamam peki bölümleri nelerdir arkadaşlar Burada hemen yanına yazarak gösterelim Burası serin bölümü Burada kahramanları tanıttı Olayın geçtiği çevre belirtildi ve olay başlatılıyor. Günü birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa ağlar içinde kalmış kükremiş durmuş boşuna. Ne oldu? Şu anda bir anda olay düğümlendi. Yani burada çatışma var arkadaşlar. Çatışmayla beraber bir merak duygusu oldu. Bak şöyle şu parantez içerisine yazayım. Merak duygusu var virgül çatışma varsa arkadaşlar bu net bir şekilde düğüm bölümüdür. Geçiyoruz buraya. Bereket. Fare usta yetişmiş imdada. Bu iş kükremekle değil kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişlerini işletmeye. Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmi kopunca ağdan hayır mı kalır diyor. O zaman burada da ne oldu? Olay çözümlendi. Fare aslanı ağını kemirerek aslanı ağdan kurtardı. Bak minnoş fare koskoca aslanı kurtardı. Çözümde de düğüm çözüldü ve çatışma sona erdi. En sonunda da artık ne var? öğüt bölümü var. Yani sabır biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük o küçük dememeli diye en son bize öğütünü de verdi. Bölümlerini de yazdık serim düğüm çözüm öğüt diye. Bu tür ait dört genel üslup özelliğini belirtiniz demiş. Arkadaşlar burada birincisi manzum ve mensur olabiliyor. Yani düz yazı ve şiir olabilir. Manzum mensur olabilir. Burada biz şiir şeklinde gördük. Bu bir. İkincisi Kahramanlar genellikle hayvandır. Bunu yazalım. Kahramanlar burada da aslan ve fareydi. Kahramanlar genellikle hayvandır. Yani hayvanlar üzerinden esasen insanlara ders veriyor. Devam ediyoruz. Hayvanlar kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil ediyorlar. Burada mesela fare yardımseverliği temsil etti. İnsanlar da kahramanlar arasında yer alabiliyor. İyilik kötülük gibi çatışmalar olay örgüsünü oluşturuyor. Burada ne yaptı? İyilik kötülük vardı. Yani iyilik yaptı fare, daha doğrusu aslan. Fare de ona iyilik yaptı. Sonunda ikisi de kurtulmuş oldu. O zaman yazalım. Şuraya yazıyorum sığmadığı için yazım gözüksün diye. İyilik, kötülük yazalım şöyle. İyilik, kötülük ee, gibi çatışmalar çatışmalar olay örgüsünü oluşturur diyelim. Sınavda çıkarsa siz böyle demeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Kişileştirme konuşurma sanatları var. Yer zaman ögeleri belirli mi? Hayır. Yer zaman belirsiz. Bunu yazalım bak bu da önemli. Yer ve zaman belirsizdir arkadaşlar. Niye belirsiz? E çünkü fable yani çok dönemde yani aslan ve fare nerede yaşında bize ne gerek var. E, teşhis yani kişileştirme ve intak sanatları kullanılıyor. ...evrensel temalar işleniyor... ...tüm insanlığı ilgilendiren konular var arkadaşlar... ...evrensel temalar var... ...ve tabii ki de didaktik nitelik taşıyor... ...yani didaktik ne demek hocam? Öğretici... ...didaktik nitelikte diye yazalım şöyle... ...didaktik niteliktedir... ...diyelim... ...öğütler özlü sözlerle bitiyor... ...bak sabır biraz da zaman... ...güçten, öfkeden daha yaman dedi... ...şimdi geldik buraya... ...demiş ki yukarıdaki iki metin türünü karşılaştırarak... ...farklı ne yazınız demiş... ...burada bize kele olan masallarından bir bölüm verebilir... La Fontaine fabularından bir bölüm verebilir, kitapların kapaklarını koyabilir ya da bizim burada yaptığımız gibi mintoş bir resim de koyabilir. Siz karşılaştıracaksınız arkadaşlar. Birincisi masal fabul karşılaştırması. Şunu bilmemiz lazım ki, şimdi e, şuraya masal yazayım şöyle, tamam mı? Şuraya da e, kahverengiyle de fabul yazayım. Şimdi hatırlayalım bunu dersimizin başında da söylemeyecek. Masalda arkadaşlar tekerleme var, tekerleme içeren yani tekerleme içeren Döşeme bölüm var. Döşeme bölümü var. Ama hatırlarsanız arkadaşlar Fable'da böyle bölüm yoktu. Aynı zamanda e, bu tarafa karşısına yazalım. E, döşeme bölümü yok. Döşeme e, bölümü yoktur diyelim. Hatta sadece yoktur desek de yeterliydi. Ben uzattım lafı. Neyse. Devam ediyoruz. Masal mensur şekildedir. Fable ise manzum ve mensur olabilir. Yani masal Şöyle çiziyorum altını. Düz yazıdır. Mensur demek düz yazı. Masal düz yazıdır. Fabul ise arkadaşlar e, düz yazı veya şiir olabilir. Düz yazı veya manzum yani şiir olabilir. Mesela az önce bizim okuduğumuz fabıl bir arkadaşlar neydi? Şiir şeklindeydi. Devam ediyoruz. E, masallarda iyi kötülük var. Fabılarda iyilik kötülük var. Masalın kahramanları insanlar ve olağanüstü varlıklar ama fabullarda kahramanlar genellikle hayvan. O zaman insanlardır masalın kahramanları. İnsanlar ve olağanüstü işte devler, periler, cinler olağanüstü varlıklar kahraman oluyor. Burada ise arkadaşlar genellikle yazıyorum her zaman değil ama %90 böyle hayvanlardır. Kahramanları arı, kedi, kuş işte ne bileyim köpek, inek, Az önceki gibi aslan fare oluyor. Devam edelim devam edelim buraya. Arkadaşlar masallarda dilek bölümüyle bitiyor. Hani onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. O zaman buraya yazıyorum. Masalda dilek ile biter yazıyorum. Dilek ile biter. Burası ise dilekten ziyade öğüt bölümüyle biter. Masallarda öğüt yoktur, dilek vardır. Fabllarda dilek yoktur, öğüt vardır. Öğüt ile biter. Bu da yine yazıldı hocanızın sorabileceği bir bölüm önemli arkadaşlar buraya dikkat edin. Devam ediyoruz. Masal mutlu sonla biter. Fabul ise ibret verici, ders verici bir sonla bitiyor. Ozan bunu da yazalım. Masal mutlu sonla biter. Mutlu sonla biter diyelim şöyle ve mutlu bir son resmi çizelim. Fabul ise arkadaşlar müsaade edersek şunu yazalım. İbret verici ibret verici, virgül ders veren bir Sonla biter diyelim. Şöyle de üzüntülü bir vatandaş resmi koyalım. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu konuyu da güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Arkadaşlar edebiyatımızda roman türünün gelişimini hemen hatırlayalım. İlk başta İslamiyet öncesinde destanlar vardı. Destanlar halk hikayelerine dönüşmeden önce arada bir Dede Korkut hikayeleri var. Bakın Dede Korkut hikayeleri var. Dede Korkut hikayeleri yazıyorum. Sonrasında e, halk hikayelerimiz var halk edebiyatında halk hikayeleri yazıyorum şöyle. Ve aynı zamanda mesleviler var divan edebiyat döneminde. Sonrasında tanzimat döneminde arkadaşlar romanlar geliyor. Roman tanzimat döneminde geliyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Tanzimat döneminde gelen roman öyle pat diye gelmiyor. Tanzimat döneminde gelen roman edebiyatımıza ilk başta çeviri yoluyla geliyor. O yüzden çeviri yoluyla Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak'tan... E, e, daha doğrusu Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı roman önemli. Fakat bize burada çeviri yoluyla geldi diyelim. Bak şimdi destan dedi, korku halk yani bir roman dedik. Ee, edebiyatımıza çeviri yolu ile edebiyatımıza girmiştir yazacaksınız. Edebiyatımıza girdi yazacaksınız. Sonrasında burada ilk edebi roman demiş. Hemen yazalım. İlk edebi roman arkadaşlar Namık Kemal'in hemen yazıyorum buraya. Namık Kemal'in yazdığı İntibah yani uyanış eseri. Şöyle Namık Kemal İntibah diye yazıyorum. Geldik diğerine ilk tarihi roman. ilk tarihi romanda arkadaşlar yine Namık Kemal'in yazdığı Cezmi adlı eser. Şöyle Cezmi'yi de yazalım. E, i̇lk yerli roman ise yine Şemsettin Sami'nin yazdığı. Bir yazıyorum buraya. Şemsettin Sami'nin yazdığı. Taşuk'u Talat ve Fitnat. Talat'la Fitnat'ın aşkı. Taşuk'u Talat. Şöyle Talat da güzel yazalım. Ve fitnat diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yukarıda metinde yer alan zamirleri türleriyle gösteriniz demiş. Çok kolay. Şimdi herkes neydi arkadaşlar? Belgisiz zamirdi. Belgisiz diye yazıyorum. Bu konu demiş. Aa bu işaret zamiri değil. Atlamıyoruz. Kefal değiliz. Niye? Bu sıfat önünde isim var. Çevreselilerden yardım bekliyordum. Ben Diyor. Ben kişi zamiri. bunu hemen altını istiyoruz. Ve arkadaşım ise bazılarının aksine bazılarının yine belgesiz. Bazıları kim abi? belgisiz diye yazıyorum. Aksine kendimiz sıkıntıları çözmeye çalıştık. Kendimiz yine dönüşlülük zamiri. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiriydi arkadaşlar. Bunu da öğrenmiştik. Çözmeye çalıştık. Birçok sorunu hallettik. Aa birçok sorun aa hayır kefal değiliz. Birçoğu deseydik ya. Mesela birçoğunu hallettik deseydi olurdu. Ama birçok sorun sıfat oluyor. Yani bakın bu konu da diyorsa sıfat ama bunda deseydi o zaman tabii ki zamir olurdu. Birçok sorunu birçok sıfat ama birçoğunu deseydi o zaman zamir olurdu. Kimse demiş, kimse yine belgisiz zamir arkadaşlar. Bizden demiş yine kişi zamiri. Bunu başarmamızı aslında beklemiyordu. Bunu derken işaret zamiri şeklinde söyleyebiliriz. Yani zamirler önlerindeki ismin yerine geçiyor. Bu kalemi istiyorum. Sıfat. Bunu istiyorum dediğin zaman zamir oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Geldik buraya. Yukarıdaki metinde yer alan yazım hatalarını gösteriniz demiş. Bu olayda her iki tarafta suçsuzluğunu kanıtlayamadı. Bu olayda bak D atıyorsun cümle bozuluyor o zaman bir çık yazılması lazım. Bu olayda her iki taraf suçsuzluğunu kanıtlayamadı diyebiliyorsun. Aa, o zaman bu da ayrı yazılmalıydı. O zaman her iki taraf da olmalıydı. Burada bir hata var. Suçsuzluğunu kanıtlayamadı değil, kanıtlayamadı olması lazım. Niye? Burada gereksiz yere ünlü daralması yapılmış. Devam ediyoruz. Art arda bunun yazımı doğru. Yapılan birçok birçok bitik yazılır. Birçok soruşturmaya rağmen bugün için kimin doğru söylediği henüz belli olmamışdır demiş. Olmamıştır değil. Ünsüz sertleşmesi yaşanması gerekiyordu. Olmamış tır olması gerekiyordu. Bir daha şöyle bir kontrol edelim. Evet başka da hata göremiyoruz. Geldik diğer sorumuza. Bu parça Fable'ın hangi bölümlerinden alınmıştır? Kurtlar da saldırırlar hemen. Boğarlar köpekleri. Verilen sözden emin rahat rahat uyurken. Parça parça dilir kurtulamaz hiçbiri. Biz buradan çıkarabiliriz şu neticeyi. Bak netice çıkartıyor. Kötülerle savaşmalı. Artsız arasız. Sözüm yok barış yapmak iyi. Fakat faydasızdır faydasız. Düşmanlarla barış yapmamız demiş. Şimdi burada bir çözüm verdi. En sonunda da bize öğüt verdi. Bir kere öğüt olacak cevaplarımızın içerisinde. Şu öğütün olmadığı seçenekleri eliyorum. Düğüm ve öğüt değil de çözüm ve öğüt oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır demiş. Masallar olaya dayalı sanatsal metinler için yer alır. Doğru. Genellikle bir tekerlemeyle başlayan masallarda tekerlemeden sonra kahramanların tanıtıldığı serin bölümü gelir. Doğru. Masallarda mekan ve zamanla ilgili unsurlar belirsizdir. Doğru. Niye belirsiz demiştik? Bunu söylemiştik. Birincil kişiyle birinci kişili, kişili anlatımı oluşturulan masallarda öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır. Patladı. Birinci değil. Daha çok. Üçüncü kişi vardı. O yüzden cevabımız Denizli. Masallar iyi ile kötünün mücadelesini anlatır. Masalın sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Bu da doğru. Geçti bu soruyu. Bu parça masalın hangi bölümünden alınmıştır diyor. Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Annesi ölünce babası yeniden evlenmiş. Üvey annesi ilk evliliğinden olan iki kız ile birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış. Ha bu şey bu. Neydi? Cinderella. Odasında ne var ne yoksa tavan arasına fırlatıp atmışlar. Kül kedisi masalı bu. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini onun üzerine yıkmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları mutfakta sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına, ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışarak. Şimdi şu anda daha olay başlamadı. Yani düğün mühüm yok. Bir şey çözümlenmedi. E, bir dilek yok. İşte siz de onun gibi güzel bir şekilde bir şey mutlu olun demedi. E, döşeme bölümü de değil. Çünkü evvel zaman içinde diye başlamıyor. Burada güzeller güzeli bir kızı tanıttı. Kıza zulmeden kız kardeşini tanıttı. Dolayısıyla bir serim yaptı, giriş bölümü yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuzu, promomuzu bitirdik. Mutlaka arkadaşlar yazım notlarından sıkı sıkıya çalışıyorsunuz. Ve en önemlisi yazıl denemelerinden sorular çözüyorsunuz. Buradaki sorular çok değerli arkadaşlar. Her bir soru birebir Milletin Bakanlığı'nın örnek senaryolarına göre hazırlandı. Bu senaryolara göre sizler de güzel bir şekilde bu soruları çözmeye çalışın. Çözemediniz hiçbir sorun yok. Hemen kare kutu okutarak soruların çözümünü görüyorsunuz. Zaten burada cevap anahtarları da var. Bakın cevap anahtarlarından da yazabilirsiniz. Bu cevapları yazdığınızda emin olun yazılığınızdan çok güzel notlar alacaksınız. İnşallah en iyi sınavınız e, bu sene olacağınız sınavlar olur ve çok güzel sonuçlar elde ederseniz Ödül sorumuzu yapın yorumları yollayın. Hepinize şimdiden yazıldığınızda başarılar. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.